Karavana öğle yemeğimi yemeye geldim. Bir yandan yemeğimi hazırlıyorum. Bir yandan da zorda kaldığınız durumda karavanınızın aküsünü nasıl şarj edeceğiniz konusunda alternatif yöntemlerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi araç alternatörü üzerinden şarj yapmak. Akü kutup başlarının çıkışlarına direkt bağladığınız noktada araç kendi başına zaten aküsü, alternatörü, diğer elektronik sistemleri kapalı bir sistem olduğu için ekstradan ikinci bir akü bağladığınız noktada, burada yeni model araçların hepsi elektronik, gerek aracınızın aküsüne gerek karavanınızın aküsüne uzun vadede arıza çıkartma, beklenmeyen sonuçlar doğurma riskleri fazla. Karavan akünüzü araç alternatörünüzden şarj edecekseniz araya bir izolatör görevi gören DC-DC gerilim yükseltici kullanmanızı tavsiye ederim. Ben 12 volt girişi olan, yani geniş bir giriş gerilim aralığı var. 8 volttan 60 volta kadar giriş gerilimi verip işte 12 volttan 80 volta kadar çıkış gerilimi alabileceğim bir DC-DC konvertör kullanıyorum. Konvertörü kullandığınız zaman izolatör mantığıyla çalışacak burada konvertör. Öncelikle aracınızın alternatöründen çekeceğiniz akımı sınırlama imkanınız var. Bu ne demek? Daha ince bir kablo kesitiyle karavanınızın aküsünü şarj edebilirsiniz demek. Ne kadar ince mesela? Evlerde kullandığınız 2,5 mm kalınlığındaki uzatma kablolarıyla karavanınızın aküsünü araç alternatörünüzden şarj edebilirsiniz. Buna itiraz edenler çıkacaktır muhakkak. 2,5'luk kablonun 25 amper akım taşıma kapasitesini bildiğimiz noktada tesisatımızı buna göre ayarlayabiliriz. Araç bagajlarının çoğunda 150 watt'a kadar, 200 watt'a kadar maksimum kullanabileceğiniz 12 volt soket çıkışları var. Bunlardan dahi karavanınızı şarj edebilirsiniz. 12 volt, 150 watt, 150'yi 12'ye böldüğümüz zaman 12-13 amperlere kadar akım taşıyabilme imkanımız var. Dolayısıyla 2,5 mm karelik kablonun akım taşıma kapasitesi 25 amper olduğu için bagajdan alacağınız enerjiyi karavanınızın içine yolculuk esnasında bir uzatma kablosuyla çekip akünüzü şarj edebilirsiniz. Tabi akünüzü şarj edebilirsiniz derken 2,5'luk kabloyu direkt akünüze girmeyeceksiniz. MPPT cihazınızın güneş paneli gerilim girişi noktasına gireceksiniz. Ve konvertör cihazınızın da akım girişini sınırlandırdığınız anda kaça sınırlandırabilirsiniz? MPPT cihazının veya PWM cihazının öncesinde kullanacağınız gerilim konvertörün akım girişini sınırlarsanız yolculuk esnasında 10 amperlik bir 12 volt 10 amper, daha doğrusu 14 volt 10 amper ile 140 watt gücünde karavanınızın aküsünü şarj edebilirsiniz. Hayır, ben konvertör kullanmak istemiyorum dediğiniz noktada yine alternatörünüzden bu sefer kalın kablo çekmeniz gerekecek. En az güneş panelindeki en az karavanın güneş paneli tesisatında kullanmış olduğunuz kalın kablo kadar, minimum 4 mm kare ya da 6 mm kare kablo çekmeniz gerekecek. Nereden çekeceksiniz? Kutup başlarından çekmeniz gerekiyor. Kutup başlarından çektiğiniz o kabloyu aracın içine girip ya döşemenin altından bir şekilde bagaj havuzuna ulaştırmanız gerekiyor. Ya da aracın altından ilave bir tesisatla bu kabloyu bagaja kadar getirip sonra karavandan çekidemirine kadar çekeceğiniz 4 mm karelik kabloyu kaplin noktasında birbirine irtibatlandırmanız gerekiyor. Artı alternatörden
bagaj havuzuna kadar kablo çekmeye kalktığınız zaman aracınızın ikinci el piyasasında da şöyle bir algı oluşacak. Yani bunun alternatörü yorgun, ilave tesisat çekilmiş, orijinalliği bozulmuş gibi algılar oluşacak. Zaten günümüzde aracın arkasında çeki demiri varsa hemen bir yorulmuş, karavan çekmiş, hor kullanılmış algısı oluşuyor. Dolayısıyla hem kalın kablo çekme zahmetinden kurtulursunuz, hem de bir uzatma kablosuyla dediğim gibi. Şöyle burada bir parça olacak. Şöyle girişi olan bir kabloyla, tabii bunun içindeki kablo kesiti daha ince bir kablo kesiti. 1 milimetrelik bir kablo kesiti. Ama böyle bir soketin ucuna 2,5 milimetrelik bir kabloyu bağlayıp bagajdan karavana kadar yaklaşık 3 metre, 4 metrelik bir mesafeyi 2,5'luk kabloyla gelip işiniz bittiği zaman da kabloyu toplayıp herhangi bir yere kaldırıp yolunuza devam edebilirsiniz. Sıkıştığınız noktada kamp halinde de kullanabilirsiniz. Ne olur? Yarım saat, bir saat arabanızı rölantide çalıştırırsınız. Bir saat dizel bir arabayı rölantide çalıştırmanın yaklaşık yakıt sarfiyatı 0,3-0,4 litre gibi bir yakıt sarfiyatı var. Yemeğimi yedim bu arada. Konvertörden biraz bahsedeyim. Girişine 12 volt 20 amper verirseniz çıkışından 240 watt, yani girişine 240 watt verirseniz 12 volt 20 amper 240 watt yapar. Çıkışından da işte 19 volt 13 amper 14 amper gibi bir voltaj alabilirsiniz. İşte girişine 12 volt verip çünkü aracınızdan gelen gerilim her ne kadar araçta 13,5 volt olarak ölseniz dahi karavana gelene kadar 7-8 metre uzunlukta gerilim düşecektir. Belki 13 volta düşecektir. Ölçü aletiyle giriş gerilimini ölçüp çıkış gerilimini 15 voltlara getirirseniz 15 voltlarda işte 16-17 amperler gibi bir akım alabilirsiniz. Tabii çıkıştan alacağınız 17 amper araçtan çekeceğiniz akımla alakalı değil. Araçtan çekmiş olduğunuz akımı konvertörün girişinde sabitleyip araç sigortanızın değerine göre. Çünkü 2,5'luk kablo 25 ampere kadar akım taşıyabiliyor. Siz 20 amper bir sigortadan 12 voltunuzu karavanınıza çekip konvertörünüzün akım girişini de 17-18 amperlere veya 16 amperlere sınırlandırıp sonrasında konvertörün çıkışından çekeceğiniz akım da yine 14, yani 12 volttan 14 volta çıktıktan sonra işte 17 amperden de belki 16 amperlere, 15 amperlere düşecektir. Böyle bir cihaz. Üzerinde çok geniş bir skalada kullanabiliyorsunuz. Giriş voltajını dediğim gibi 8 ila 60 volt arasında ayarlayıp çıkış voltajını da 80 volta kadar ayarlayabiliyorsunuz. Sabit akım, sabit çıkış gerilimi alma imkanınız var. Üzerinde soğutma parçaları var. Çok kullanışlı bir alet. Bu konvertör sayesinde ben 12 volt 30 amperlik bir LED trafosu aldım. O trafoyla da karavanımın akülerini şarj edebiliyorum. Benim akıllı invertörüm yok. Direkt bundan önce PWM şarj aletim vardı. Şarj kontrol cihazım vardı. Şimdi MPPT aldım. 12 volt 30 amperlik bir LED trafosunu 220 volta bağlıyorum. Direkt konvertörün DC gerilim giriş uçlarına 12 volt olarak giriyorum. Çıkış voltajı olarak da işte 19 volt alıyorum. Şebekeden ya da küçük bir jeneratörüm var. Jeneratör üzerinden de şarj edebiliyorum karavanın akülerini. Yalnız burada tabii dediğim gibi önemli olan, şimdi ben 12 volt 30 amperlik bir
adaptörle şarj ediyorum ama 12 volt 30 amper 360 watt yapar. 360 wattla şarj edemiyorum. Konvertörümün girişine uyguladığım gerilim ve akımın çarpımıyla orantılı olarak o güçte şarj edebiliyorum. Konvertörün girişine maksimum 20 amper uyguladığım için giriş gerilimine tabii ki bir 24 voltluk bir led trafosu kullanırsam 24 volt 20 amper olarak girersem konvertörün girişine bu bana 480 watt yapar. Bu sefer 24 volt 20 amper girişimi MPPT cihazın çıkışından 14 volt 36 amper gibi küsurat 36-37 amper gibi bir akımla akülerimi şarj edebilirim. Bu sefer ne olur? 3 saatte 120 amperlik akümü şarj edebilirim. Burada insanlar şu hatayı yapıyorlar bazen. Akıma odaklanıyorlar. Güce ona odaklanmak lazım. Şimdi mevcutta kullandığım benim 190 wattlık güneş panelim şu ana kadar 190 watt kapasiteyle akülerimi şarj ederim diye düşünüyordum. Ancak öyle değilmiş. Bu PWM şarj aleti kullandığım için böyle düşük kapasitede şarj ediyormuşum. Yani 18.7 volt 9.78 amperi düz yuvarlayalım. 19 volt 10 ampere sabitleyelim. 19 volt 10 amper zaten 190 watt yapıyor. Yalnız PWM cihazının girişine 19 volt giriyor, 10 amper giriyor ama çıkışından 14 volt 10 amper çıkıyor. PWM cihazı burada akıma odaklanıyor. Zaten MPPT ile PWM arasındaki en büyük fark bu. PWM güneşin açısına, durumuna göre belki 10 amper değil 9 amper geliyor, belki 5 amper geliyor. Tamamen akıma odaklanıyor. 19 voltu 14 volta düşürüyor. En full kapasitede çalıştığın anda 14 volt 10 amper olarak benim akülerimi şarj ediyor. Yani 140 watt ile şarj ediyor. Ancak MPPT cihazı taktıktan sonra gözle görülür bir şekilde akım yüksek akımla şarj ettiğini fark ettim. Bu da yaklaşık %30 gibi bir ilave güç sağlıyor. 19 volt 10 amper kapasiteli olan güneş panelim MPPT'ye girdikten sonra 14 volt 13 amper olarak şarj etmeye başlıyor. Ne yaptı? 10 amperden 13 ampere çıkarttı. MPPT ile PWM'in de en büyük arasındaki fark bu. Özetle PWM akıma odaklanıyor. MPPT çekebileceği maksimum güce odaklanıyor.